Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam, sakiniz. Her şey yolunda. Sana söz veriyorum, her şey yolunda. Gülru. Konuşmamız lazım. Evet, çok iyi. Evet Mert, bravo. Bir bakış daha istiyorum Mert. Bir bakış alayım. Evet, güzel. Güzel güzel bir bakış daha. Bravo Mert, bravo. Mert, şimdi burada keşfetmek istediğim bir şey var gibi. Evet, hadi. Bu da seni heyecanlandırabilir. Yedi numara değil mi bu Hale'ninki? Evet efendim. 15 dakikadır çekimde. Gayet iyi görünüyor. Evet, fena görünmüyor. Daha önceki işleri? Hale Hanım bize bunları bıraktı. Hadi. Hadi Aslan Kral. Hadi bir şans ver. Hadi. Yarın saat 11'de Vega'da olsunlar. Dalgın herhalde. Yarın saat 11'de sizi Vega'da bekliyorlar Hale Hanım. Öyle mi? Çok hoş. İkimiz de daha fazla gelmek istemiyorum Gülru. Bu yüzden hızlı ve açık olacağım. Senden de aynısını bekliyorum. Yüzüme bakar mısın? Sebep? Sana soracağım soruyu gözlerime bakarak cevaplamanı istiyorum. Bana ne soracağını bilmiyorum ama yüzüne bakıp bakmamaya ben karar veririm. Gerçekten hiç istemiyorum. Ben de sana ne soracağımı çok iyi biliyorsun. Sormak zorunda olduğumu da biliyorsun. Bana hiçbir şey sormak zorunda değilsin. Ben de senin sorduğun ya da sustuğun, yaptığın hiçbir şeye cevap vermek zorunda değilim. Konuşalım dedin, geldim, oturdum, seni dinliyorum. Sana söyleyeceğim tek bir şey var, benden ve evliliğimden uzak dur. Babası ben miyim? Cevap ver. Babası ben miyim? Babası sen değilsin. Yürü, bu son şansın. Bana gerçeği söylemek zorundasın. Babası ben miyim? Bebeğimin babası sen değilsin. Sen benim bebeğimin hiçbir şey değilsin. Sen benim de bebeğimin de hiçbir şey değilsin Ömer. Cihan'ın benim için kalıyor olmasını hazmedemedi. Ama bunun acısını çıkaracak. Eminim. Ben Gürru'yu birazcık tanıyorsam Cihan'ın ona hayır demesinin acısını benden çıkaracak. Gülfem bence... Tedirgin. Tedirgin. Hayır. Tedirgin ne demek? Panik. Ömer'in burada kalıyor olması onun ödünü patlatıyor. Bebek konusunda da hiçbir şey planladığı gibi gitmiyor. Cihan desen... Gülfem. Gülfem. Lütfen. Neredeyse tatlıya geçeceğiz. Cihan, Ömer, Gülru. Ha, arada bir 5 dakika kariyer mi olsa? Ve bu senin çılgın basın danışmanının dahiyane çözüm önerileri. Yani 2 saattir şuradayız ve hala seninle hiçbir şey konuşamadık. Alabilirsiniz.
Senin de bitti mi? Lütfen. Teşekkürler. Evet. Seni dinliyorum. Ne konuşacaksak. Her şeyi konuştuk işte dediğin gibi. Ben bu yemeği uzun süredir düşünüyorum. Hatta aylardır. Aylardır bu geceyi düşünüyorum diyebilirim. Eyvah. Ben bir şey mi kaçırdım? Özel bir gündü değil mi bu? Ne unuttum? Ne olur söyle söyle söyle. Ne unuttum? Ben... Eğer sen istersen çok özel bir gün. Lütfen. Sen benim de bebeğimin de hiçbir şey değilsin Ömer. Seni şaşırttığımı biliyorum. Ama ben eminim Gülfem. Eğer sen de Gülfem. Ben seni istiyorum. Hayatlarımızın birbirine karışmasını istiyorum. Sorunlarını, güzelliğini, çirkinliğini, sana dair her şeyi, her şeyini hayatımın tam ortasında istiyorum. Ben seninle bir hayat istiyorum Gülfem. Eğer sen de benimle yaşamak istersen. Ben Onur. Yapamam. Yapamam. Kime evlenme teklif ettiğini çok iyi biliyorum. Gülfem Sipahi'nin boynuma atlayıp evet demeyeceğini de biliyorum. Evlilik konusunda ne düşündüğünü az çok biliyorum Gülfem. Onur, ben seninle evlenmek istemiyorum. Ben hayatımda olmanı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ama hayatımı seninle geçirmek istemiyorum. Bak, sen benim en zor zamanlarımda yanımdaydın. Ve ben bunun için müteşekkirim. Gerçekten müteşekkirim. Ama sen ve ben... Biz bir çeşit... Dost olduk gibi. Ben artık aynı heyecanı hissetmiyorum. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Evet. Artık aynı heyecan hissetmiyorsun. Ve benim bundan bu gece... sana evlenme teklifi ettiğim gece haberim oluyor. Ben ne hissettiğimi ya da hissetmediğimi anlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Sen hayatımda tanıdığım en büyük bencilsin. Bu kadar bencilsin ki. Bana ne hissettiğini ya da ne hissetmediğini söyleme tenezzülünde bile bulunmadın. Onur, lütfen. Sen ancak senin gibi bencil birini hak ediyorsun, beni değil. Benim dostluğumu değil. Varlığımı. Buralarda bir yerde olmamı hiç hak etmiyorsun.